Araklı'dayız. Araklı İlçe Stadyumu. Evet, talihsiz bir kış döneminde çatısı çöken Araklı İlçe Stadyumu'nu bu kez Araklı Spor Başkanı ile birlikte gezelim dedik. Evet, 300'e yakın genç yavrumuz burada spor yapıyor ama duvarlar dökük ve fevkalade kapkaranlık bir soyunma odaları var burada. Yerin tam şu anda 2 metre altındayız. Ve bu aşamada evet beraber gezelim, evet bir koridor geçiyoruz ve bu koridordan hemen şöyle soyunma odalarını kokusu o kadar ağır ki burada şu anda nefes almakta zorlanıyoruz. Duvarlar evet rutubetten inanılmaz derecede görüyorsunuz şey yapıyor. Dökülme aşamasında ve burada şey oynanıyor. Evet, Sayın Başkan, Araklı'nın bu ilçe stadyumu Arakspor'a layık bir yer mi? Kesinlikle layık değil. Şimdi bunu gerçekten spor adamlarının görmesini arzu ediyoruz. Spor Bakanı'nın görmesini arzu ediyoruz. Biz az önce yine bahsettik. Ben şu tavanlara bir bakalım. Lütfen şuraları bir görelim. Bak, şuralara bakalım. Burası normalde yüzeyde 2 metre aşağıda bodrum şeklinde. Bodrum şeklinde inanılmaz bir pis hava var burada. Yani içinde duramıyorsunuz. Siz de farkındasınız. Gerçekten rezalet bir durum var. Artık buna son verilmesini istiyoruz yani. Evet. Soyunma odası herhalde burası. Evet, soyunma odası diye geçiyor yani. Evet, futbolcularımız maalesef minik çocuklarımızın yuvalandığı yer buralar. Yani altyapının evet yuvalandığı yer. Şuralara gittim. Başkanım, 300'e yakın Arakspor'un altyapısında fevkalade başarılı olan çocuklarımız var. Onların aileleri size bu çocukların sağlıklı bir yaşam kazanması için teslim ediyorlar ama burası sağlıklı bir ortam değil. Emin olun, hepsi çocuklarını almak için uğraş veriyorlar. Bu kadar yönetici cebinden çoluk çocuğun rızkını bu kulübe harcıyor. Gerçekten utanç verici bir durum yani. Başkanım, dikkat edin, her an başınıza bir yukarıdan bir şey düşebilir. Yani özellikle görüyoruz. Çok enteresan bir şey. Gerçekten çok kötü. Evet. Sayın seyirciler, Araklı'dan bütün Türkiye'ye 2. lige kadar çıkmış, 3. ligde çeşitli başarıları elde etmiş bir futbol takımının yani buna layık olmadığını düşünüyoruz. Biz stadyum çevresinden yeni çıktık ve gerçekten çok zor bir durum.